Afrika'ya götürmezseniz, siz hakkı Asya'ya götürmezseniz, siz hakkı Sibirya'ya götürmezseniz, siz hakkı Amerika'ya götürmezseniz, siz hakkı şu göçmen kuşların, Osmanlı çocukları Bosna'ya, Balkanlara götürmezseniz, siz hakkı kutuplara götürmezseniz, Avustralya'ya götürmezseniz, Antarktika'ya götürmezseniz, hak nasıl gelecek ya? Hak nasıl gelecek? Ve batıl nasıl gidecek? Şikayetler nasıl azalacak? Yani hakkın gelmesi yağmur gibi mi olacak zannediyorsunuz? Veya insanlar rüyasında bir şey görecek, hidayete mi gelecek zannediyorsunuz? O zaman niçin 120 bin sahabenin 20 bini kadın olduğu için, hasta olduğu için, ruhsatlı, izinli olduğu için, günün halifesi müsaade ettiği için sevgili kardeşlerim, sadece 20 bini mübarek kutsal topraklarda senin görmeye can attığın, gitmek için böyle bu sene Kur'an çıkmada yıldın, ağladın, o memleketleri daha büyük bir hedef için terk ettiler. Kabe'yi görmekten, tavaf etmekten, zemzem su içmekten, Safa Mervarası sahi yapmaktan, o bölgelerde mübarek peygamberin kabrinin başına geçip ağlamaktan, Uhud şehitine gitmekten, kıbleteyni Mescid-i Kuba'yı bir yani bağıştan inanç turizmi gibi turalamaktan, oralarda manevi bir nostalji yaşamaktan daha büyük işler var arkadaşlar. İnsanlara Allah'ı götürmek, bu imanı götürmek, Kur'an'ı götürmek, Hazreti Muhammed Mustafa'yı yüreklere ve hayata tanıtan bir seferberlik, büyük bir çıkartmaya ihtiyacımız var. Dünyaya bir hidayet çıkartması yapacağız biz. Allah'ın kitabıyla, Resulüyle, Ehl-i Beytiyle, sahabesiyle ve destan olmuş, yaşadıklarıyla ölümsüzleşmiş o yiğit insanlarla birlikte dünyaya bir hidayet çıkartması yapacağız. Bu çıkartmanın birinci ayağıdır bu ittifin organizasyonları ve çalışması ve şahıslara mukayyet değildir, kurumsaldır ve gerçekten ben burada cemaat mensubuyum, saklanmaç oynamam ben. Fotoğrafım da konuşuyor zaten, ancak cemaatçilik zerrece aklımdan geçmeyen biri oldu. Cicu, cılıkçılık eksik bizde yok. Biz ümmeti Muhammediz. Vakale inneni minel müslümin. Biz de Müslümanlardır.